Günaydın, mutlu sabahlar. Ekonomi Arası başlıyor. Finans analisti İslam Memiş bizimle birlikte her cuma olduğu gibi. İslam Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Yine halktan gelen sorulara yer vereceğiz ama önce yine kendi sorumu soruyorum. Avrupa Merkez Bankası dün 75 bas puanlık faiz artışına gitti. Rekor bir faiz artışı. Ne dersiniz? Nasıl etkiledi varlıkları? 24 yıl aradan sonra 75 bas puanlık faiz artırımı gerçekten çok şahin oldu piyasalar. Bunu bekliyordu ancak ciddi anlamda bir küresel riskle karşı karşıya Avrupa şu anda. Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları oldukça çok şahin tondaydı. Geleceğe dair çok net mesajlar almadık. Çünkü faiz kararı açıklandıktan sonra Euro-Dolar paritesinde de çok agresif bir yukarı yönlü hareket de görmedik. Ama dolar endeksinde bugün bir geri çekilme var. Muhtemelen değil sonra doğru bir geri çekilme mümkün olabilir. Yine de Euro-Dolar paritesi 1.01 bandında. Bu çok piyasaların olumlu algılamadığını, yeni risklerin olduğunu gösteriyor bize. Evet. Pekala, şimdi vatandaştan gelen sorulara bir geçelim. Yine Mert Kral ekibimizden sokağa çıktı ve orada mikrofon tuttu. Şimdi bir bakalım neler söylemişler, izleyelim. Abi biz şimdi üniversite kazandık ama ayrı eve çıkamıyoruz ikimiz çünkü kiralar çok yüksek. Yani bu kiralar düşer mi? Yani benim ciddi anlamda üzüldüğüm bir konu ve maalesef Türkiye'de bir kriz fırsatçılığı ve beraberinde de böyle üniversite öğrencilerin gerçekten ticari anlamda bir rant olarak görüldüğü bir zihniyet maalesef var. Bu zihniyet değişmedikçe maalesef ben kira fiyatlarında, emlak fiyatlarında bir düşüş beklemiyorum. İnşallah olur, inşallah bir çözüme kavuşur ama maalesef üzülerek belirtmek isterim ki ben kira fiyatlarında bir düşüş beklemiyorum. Yani ne yakın zamanda ne orta vadede de mi beklemiyorsunuz? Maalesef beklemiyorum. Yani bu yükseliş hızı belki durağan olabilir kısa vade için ama zihniyet değişmedikçe kira fiyatları düşmez. Özellikle üniversitelerin olduğu bölgelerde. Evet. Şimdi bir sonraki soru da aslında yine benzer bir konuyla alakalı, yine kira ile alakalı, izleyelim. Yeni eve taşınmak istiyorum. Kira kontratı yaparken nelere dikkat etmeliyim? Bu da önemli değil mi? Çok önemli. Özellikle hem ticaret yapanlar hem de konut sahipleri için ayrı ayrı kontratlar var. Genelde ticaret yapanlar çift kontratı tercih ediyorlar. Bu çok bela artı. O kiracı için de çok büyük sorun ileriki yıllarda. Mülk sahipleri de devletin belirlemiş olduğu %25 zammın üzerine çıkmamasına mutlaka dikkat etmeli. Ve kira kontratlarını bence her yıl tazelemeli. Biraz daha çavuş ahbap ilişkisiyle nasıl olsa bir kez yaptık daha gerek yok tarzında bir düşünceye sahip toplum. Bu çok yanlış bir karar. Bence her yıl düzenli olarak kira kontratlarını yenilemesi gerekiyor. Belli bir süre sonra o kira kontratı nasıl olsa zamanı geçti diye bunu mülk sahipleri avantajı çevirebiliyor. Evet, her yıl yenilenmesi gerektiğini kesinlikle tavsiye ediyorsunuz mağduriyet oluşmaması için. Şimdi evi tuttuk, kira kontratını yaptık ama bir de sıra evi doldurmakta. Bir sonraki soru onunla ilgili, ona bakalım. Sayın hocam, ben evleneceğim. Beyaz eşyalarımı şimdi mi almam gerekiyor yoksa biraz daha beklesem mi? Bu ekonomide merak ediyorum. Ne yapmamız lazım gençlerin? Öncelikle mutluluklar dilerim. Ben bir an önce almasını kişisel olarak tercih ederdim. Neden? Döviz kurundaki yükselişler ister istemez bu tarafı etkilemeye devam ediyor. Ve her yıl düzenli olarak da bu beyaz eşya fiyatlarının yükseldiğini gözlemliyoruz. Ben kendi çevremi mesela geçen yıl beyaz eşya noktasında tercihlerini bir an önce yapmasını tavsiye etmiştim. Yine aynı tavsiyem önümüzdeki yıl için de geçerli. Çünkü en azından taksit imkanı var. Yani almış olduğu ürünü en azından 12 ay vadeli taksitlerle ödediği için en azından bu kur yükselişinden etkilenmemiş oluyor. Bir de belirsizlik var biliyorsunuz. Önümüzdeki yıl neler olacak bilmiyoruz. Bence alması ve şimdiden taksite girmesi iyi olacak. Evet, kurdaki yükseliş nereye gideceği tahmin edilemiyor. Bir sonraki soruda tam olarak onunla ilgili, maalesef kurdaki artış devam ediyor. Bakalım ne sormuş? Türk halkını yokluğa ve yoksulluğa mahkum eden bu kur artışını ne şekilde ve ne zaman duracağını merak ediyorum. Burada, duracak mı? Evet, yani burada içsel ve dışsal sorunları ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Şu anda Amerika Merkez Bankası, yani doların ana vatanındaki bu faiz artırım süreci devam ettiği için, faiz artırımları devam ettikçe doların uluslararası piyasalardaki değer artışları devam edecek. Bu dışsal problem. Şimdi Türkiye bir seçim sürecine girdi ve seçim ekonomi modeli de yavaş yavaş gündeme oturmaya başladı. Ve dolayısıyla da burada kuru baskılamaya devam ediyorlar şu anda. her ne kadar ekranlarda 18-24'lü seviyeler olsa da 18-30 seviyesinin üzerinde bir rakam var, dolar kuru var karşımızda. Yine bu miktar, bu değer artışları yıl sonuna kadar devam edebilir. Ancak seçimle alakalı tekrar bir ekonomik paket açıklanır vesaire, kur tekrar baskılanır veya Merkez Bankası'nın kararında bir değişiklik olur. O zaman düşüşlerden bahsedebiliriz ama ben düşüş yönünde bir öngörüm yok maalesef. Evet, bu da biraz aslında özellikle hani yurt dışıyla bağlantısı olanları zora sokuyor. İzleyelim bir sonraki soruya bakalım. Yurt dışında çürük okutuyorum. Kurdaki yükseliş bizi çok etkiliyor. Bu konu hakkında ne yapabiliriz diye soruyorum. Evet. Yani bence uzun vadeli bir kredi kullanmak ve kullandığı krediyle tekrar döviz üzerinden kendini garanti almanın daha avantajlı olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Çünkü bu insanların çocuklarını okuturken dövize ihtiyacı var ve her yıl döviz kurundaki mesela... Ama bu bir yandan da hani hükümetin önüne geçmek istediği bir şey, öyle değil mi? Ama şöyle, şimdi 5 yıl önceki döviz kuruyla bugünkü döviz kuruna baktığımız zaman dışarıda okuyan bir öğrencinin veya dövize ihtiyacı olan bir vatandaşın maliyetinin ciddi anlamda artmasına neden oluyor. Bence bir an önce alıp kenara koymanın avantajlı olduğunu düşünüyorum. Evet. Son soruya bakalım, o da borsa ile ilgili. Borsada özellikle hangi sektörleri takip etmeliyiz? Mevsimsel etkiyi mutlaka göz önünde bulundurmak lazım. Bugünlerde bankacılık sektöründe ve havacılık sektöründe ciddi artışlar olduğunu gözlemliyoruz ama yılın son çeyreğini ben enerji sektörünü ve bilişim sektörünü biraz daha ön planda kalacağını tahmin ediyorum. Evet, bakalım neler olacak. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza ayağınıza sağlık diyelim. Ekonomi Arası'nda İslam Memiş bizimle birlikteydi. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.